Evet, bunları o sırada, yani başlıklar geldikçe hep konuşacağız ama asıl meselemiz, toparlayalım. Yani, Özgür Özel'in bu meselesini, erken seçim meselesini sıcak tutması. Dünyanın tanımadığı bir ülkeyi başardık diye takdim ediyor. Ha, Özgür Özel'e gelince, geldiği noktaya Ahmet Paşam sevinsin, moral bulsun. Geldiği noktada mutluyum Özgür Özel'in. Niye? Çünkü zaten görüşmenin bir anlamı yok demiştik biz. Konuşmanın bir anlamı yok demiştik. Yalçın Karatepe 4 saat 12 dakika konuştu. Ama o 4 saat 12 dakika adam adama savunma yaptı. Zam gelmedi o sırada hiç. Hiçbir şey zam gelmedi. O da güzel. Oyalama çok taktiği. Güzel. 4 saat 12 dakika sonra Mehmet Şimşek, bu çok güzeldi. Mehmet Şimşek çıktı dedi ki amigo bunlar dedi ya. Tribüne oynuyor bunlar dedi. Bunlar şov yapmaya gelmiş dedi. Bakın, daha Yalçın Karatepe nezaketini bozmadan hakikaten düzgün bir devlet adamı, zerafetli bir açıklama yaparken Mehmet Şimşek çıktı dedi ki şovmen bunlar dedi. Tribüne oynamaya gelmiş. Amigo bunlar dedi. Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel randevu istedi. 2 kere görüştüler, değil mi? MHP Genel Başkanı ile görüştü. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği laf yenilir yutulur laf mı? Yani edepsiz dedi. Normalleşeceksen sen normalleşeceksin dedi. Sen kendini ne zannediyorsun dedi. Yumuşak olması olan gereken sensin. Biz durduğumuz yer bizim sabittir. Ortağımı kimseye yedirmem dedi. Senin o ifadelerin çok edepsizdi dedi, değil mi? Yani suç ortağı ifadelerin çok edepsizceydi dedi. Şimdi o zaman biz de bunu söyledik. Dedik ki ya bu Recep Tayyip Erdoğan oyalıyor. Bu oyunu bozacak olan Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel dedik. Onun için ne yapmalı dedik? Kardeşim, ben 31 Mart'ta halkın verdiği mesajı aldım. Bu mesaj senden bu millet kurtulmak istiyor. Erdoğansız bir Türkiye hayal ediyor. Hayalimizin gerçekleşmesi için de müzakere yok, mücadeleye devam etmeli dedik. Ama Özgür Bey ne hikmetse, neye kapıldıysa Yılmaz Özdil'le beni kendine hedef aldı. Normalleşme, yumuşama üzerinden sürekli normalleşme, yumuşamaya karşı çıkanlar doğru yapmıyor. Ülkede kavga olmamalı. Hep söylüyorum, bu ülkede kavga yok 22 yıldır. Vallahi kavga yok ya. Kim kavga ediyor ya? Kavga karşılıklı yumruklaşmayla olur. Bu ülkede bir adam var 22 yıldır hepimizi dövüyor ya. Evet. 22 yıldır döven bir adamın olduğu ülkede kavga mı olur ya? Peki Fatih Ergin, siz zaten söylüyordunuz, yani bunu daha evvel de yazmıştınız. Erdoğan hep işte bu normalleşme falan deyip de yumuşama diyordu ve de yumuşaması gereken de ağzındaki baklayı çıkardı. CHP'dir, yani yumuşak bir muhalefet, yumuşamış bir muhalefet, kendine uygun bir muhalefet. Bu oyun görüldü mü artık CHP tarafından, ne diyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi karşı tarafın oyununu mu gördü bilmiyorum, ya da şu da olmuş olabilir. Toplumda da ya bunlar mücadele değil müzakere ediyor algısı oluşmaya başladıydı Cumhuriyet Halk Partisi için. Bu da görülmüş olabilir. Çünkü anketlerden de örnek veriyor Özgür Özel. Sürekli yükselen bir erken seçim istenmesine yönelik sürekli yükselen bir talebin olduğundan bahsediyor. Bu noktaya gelmesi rahatlatıcı. Neden rahatlatıcı? Çünkü bir muhalefet etmek, müzakere etmek değildir. 2, şeye doğru ilerleyen bir CHP görüyordum ben. Yani tek adam rejimine, Erdoğan rejimine muhalefetten, Erdoğan rejiminin muhalefeti olmaya doğru ilerleyen böyle bir tehlike görüyordum CHP için. Şimdi bu da biraz ötelenmiş oldu ve geldiğimiz noktada da artık böyle iktidara yürüyen bir parti gibi söylemler kullanmaya başladı Özgür Özel. Yani o açıdan geldiği nokta hepimiz adına, bütün Türkiye adına ferahlatıcı ama bir taraftan da normalleşmeye halen daha iki tarafta, hem Erdoğan'da hem Özgür Özel'de şey yapıyor, kapıyı kapatmıyor. Yani ben şunu söyleyeyim, yani siyasette husumetleri rekabet haline getirmek, rekabette husumete çevirmekten daha fazla kazanç sağlar. Erdoğan hep bunu yaptı bu zamana kadar. Yani güncel husumetler üzerinden rekabet oluşturdu. Hatta bazen köşeye sıkıştıklarında 1930'ların, 40'ların, 50'lerin Türkiye'sine gidip oradan aslı astarı olmayan şeylerden... Değil mi? Öyle oldu paşam yani. Evet, hikayeler uydurdular. Şimdi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde, aslında bütün muhalefetin elinde öyle husumetler var ki rekabete dönüştürebilecekleri. Hani ya sen bu normalleşmeyi niye bozdun, bu yumuşamayı niye bozdun diye halktan, toplum kesimlerinden tepki görmeyecek husumetler. İşte emeklinin durumu, asgari ücretlinin durumu, çiftçinin durumu gibi. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi bir an evvel erken seçime kendini hazırlamalıdır. Yani gidip işte ya emeklinin durumu ortada, işte çiftçinin durumu ortada, şöyle yapın, vergiyi böyle yapmayın demenin de bir anlamı yok iktidar partisine. Yani siz iktidar partisinin kendisine oy kaybettiren unsurları çözmüş bir şekilde mi bir erken seçime veya zamanında yapılacak bir seçime gitmesini istiyorsunuz?